Baban gitti. Geçti artık. Bir daha gelmemesi için de elimden geleni yapacağım. Dışarı çıkmak ister misin? Hava alırsın. Yok. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Ama bu şekilde içeri geçmeyelim. Yani bizimkileri daha da işkillendirmeyelim. Dışarıda yeriz bir şeyler. Tamam. Ben senin için söylemiştim. Ne vardı Nazan? Ömer Bey yemeğe bekliyorlar sizi. Beklemesinler. Biz dışarıda yiyeceğiz. Peki. Tamam. Ben gidip üstüme bir şeyler alayım. Geldi. Arabayla mı bıraktılar? Ay ne oldu acaba? Nasıl ya? Sokakta görmedin mi bu adam Zehra'yı? Ya görse bu kadar sakin olmaz herhalde. Derviş'te değil ya. Ömer'le Zehra başka bir yerde mi yaşıyorlar acaba? Neyse nasıl olsa öğreniriz. Böyle kolay yırtamazsın Zehra. Yasemin kızım. Ne işin var burada? Beni mi bekliyordun? Birlikte bekliyorduk Salim amca. Ne oldu kızım? Bir şey mi oldu? Yok Salim amca. Akşam kızlarla birlikte biz de toplanacağız da. Yasemin de gelsin istedim. Hem zaten tanıyorsun hepsini. Liseden sınıf arkadaşları. Yasemin babam izin vermez deyince ben de izin istemeye geldim Salim amca. Verir misin izin? Kızım. Annen evde yok zaten. Akşam akşam çıkarsan aklım sende kalır. Vallahi Salim amca ben ısrar ettim. Ama eğer olmaz dersen kızlarla konuşurum. Yarın gündüz görüşürüz. Ha, olur. Olur gündüz gözüyle olur. Ben demedim mi? Salim amca bir tanedir. Çıkılmaz bizi. E hadi çıkalım o zaman. Görüşürüz Salim amca. Güle güle. Görüşürüz baba. Güle güle kızım. Usta bende kalan işleri hallettim. İyi yapmışsın evlat. İş kalmadığına göre bir çay koy da içelim. Tamam hemen koyuyorum. Dikkat et sıcaklar. Tamam tamam tuttum. Teşekkür ederim. Klimamızı da açalım. Değil mi? Ne yalan söyleyeyim. Kahve içelim deyince hiç böyle bir şey gelmemişti aklıma. Bir kafede kapalı kalmayı sevmediğini biliyorum. Hiç söylemedim ki. Nereden biliyorsun? Kendimden biliyorum. Ben de sevmem çünkü. Öyle kalabalıklar içinde oturmayı. İnsana yalnızlığını hatırlatıyor.
Hiçbir gemiye binip her şeyi, herkes arkanda bırakıp çok uzaklara gitmeyi düşündün mü? Ben öyle her şeyi, herkesi arkamda bırakıp gidemem ki. Bunun için çok büyük bir şey olması gerekiyor. Altından kalkamayacağım kadar büyük bir şey. Ben daha çok kıyısını arayan bir tekne gibiyim. Bulmam gerekeni uzaklarda değil. Yanı başımda ararım. Yemeği hazırlayayım mı Müzeyyen Hanım? Biraz daha bekleyelim Hediyeciğim. Alev'le Nihat da gelsin. Peki. Nihat gelir şimdi. Asya'yı okuldan alıyordu. Yeni evli çift ortalarda görünmüyor. Odalarında mı yiyecekler acaba? Çıktılar Cevriye Hanım. Bu akşam dışarıda yiyeceklermiş. Evliliklerde kavganın en güzel yanı budur. Barışınca karı koca birbirine bol bol naz yapar dünürüm. Onları böyle görünce benim de içim açılıyor. Benim de anne. Bu konuda hiç mütevazi olamayacağım ama. Haklısınız Cevriye Hanım. Sizin sayenizde barıştılar. Selam. Herkes nerede? Ben de yemeğe geç kaldım sandım. Gel canım, seni bekliyorduk. Oo, ay parçası. Bu saate kaldığına göre işin çoktu herhalde. Öyleydi Cevriye Hanım. Neyse ben odama çıkıp geliyorum. Bazen diyorum ki en güzeli seninki galiba Alevciğim. Yani böyle ne soran var ne bekleyen. Aklına eseni, gönlünün çektiğini hiç kimseye hesap vermeden ne güzel yaşayıp gidiyorsun. Siz de öylesiniz Cevriye Hanım. Sizin de bir bekleyeniniz yok. Nihat gelmek üzeredir. Ben kızımı karşılayayım. Ne güzel. Allah sana da böyle kapılarda karşılayacağım bir koca nasip etsin inşallah. Ay parçası. Size de Cevriye Hanım. Size de. Her ne kadar yaşınız geçmiş de olsa size de. Ay, dönürüm. Ben bir mutfağa kadar gideyim. Tabii. Ha ha ha.